54 yaşında kadın hasta, 2005 yılında başka bir merkezde multinodüler guatr tanısı ile total tiroidektomi ameliyatı yapılıyor. Patolojik inceleme sonucunda sağ lobda 3 cm çapında medüller karsinom belirlenmesi üzerine izlem amacıyla endokrinoloji polikliniğine yönlendiriliyor. Ameliyat sonrası ölçülen kalsitonin düzeyi normal bulunuyor. Boyun ultrasonografisi ve kalsitonin ölçümü sürdürülen izlem sürecinden 2 yıl sonra sağ ve sol lateral kompartmanlarda metastatik lenf ganglionları saptanması üzerine bilateral lateral lenf diseksiyonu uygulanıyor. Patolojik incelemede sağ lateral kompartmandaki 32 lenf ganglionunun 9'unda, sol lateral kompartmandaki 27 adet lenf ganglionunun 5'inde medüller karsinom metastazı bildiriliyor. Diseksiyon öncesi kalsitonin 355 pikogram iken girişimden 6 ay sonra kalsitonin düzeyi 112 pikogram olarak bulunuyor. İzlem sırasında tekrarlanan kalsitonin düzeylerinin normal sınırların üzerinde olması dikkati çekiyor. İlk ameliyattan 4 yıl sonra kalsitonin düzeyinin 430 olması olduğu dönemde yapılan boyun ultrasonografisinde servikal nük saptanmıyor. Olası metastazları araştırma amacıyla toraks ve batın tomografisi çekiliyor. Mediastinal bölgede metastatik kitle belirlenerek hasta kliniğimize gönderiliyor. Bu sırada yine sürekli tekrarlanan karsinoembriyojenik antijen düzeyleri normal sınırlarda bulunuyor. Hastada mediastinal metastazların belirlenmesi ile kliniğimize yatırılması arasında 5 aylık bir süre olduğu için metastazların büyüme olasılığı düşünülerek boyun ve toraks MR isteniyor. Mediastende 5x4 cm çapında innominat ven komşuluğunda metastatik kitle belirleniyor. Kemik sintigrafisinde patolojik tutulum izlenmiyor. Bu aşamada kalsitonin 465 pikogram, karsinoembriyojenik antijen ise 1.1 nanogram. Burada innominat ven komşuluğundaki mediastinal kitleyi MR kesitte görmekteyiz. Kitlenin konumu nedeniyle sternotomi yapılmasına karar veriliyor. Eksplorasyonda posterior mediastine uzanan sol innominat venle brachiosefalik turunkus arasında 5x5 cm boyutlarında metastatik kitle saptanıyor. Vasküler yapılardan diseke edilerek serbestleştirilen kitle rezeke ediliyor. Ameliyattan 6 ay sonra tiroglobulin düzeyi 185 pikogram olarak belirleniyor. Bu resimde 1 numarayla trakeaya, 2 numarayla brachiosefalik turunkusu, 3 numarayla kitleyi, 4 numarayla da sol innominat veni görmekteyiz. Burada yine numaralarla gösteriyoruz. 1 numara mediastinal kitle, 2 numara trakea, 3 numara brachiosefalik turunkus, 4 numara sol innominat ven. Lenf metastazı olmayan medüller tiroid karsinomlarında total tiroidektomi ve bilateral santral lenf diseksiyonu ameliyatı uygulanması gereken en minimal girişimdir. Tiroidektomi sonrası belirlenen insidental medüller karsinomlarda ikincil girişimle santral lenf diseksiyonu yapılıp yapılmaması kararı merkezlerin seçimine bağlıdır. Medüller karsinom saptanan hastaların izleminde kalsitonin ve karsinoembriyojenik antijen düzeyleri metastazların belirlenmesinde önemlidir. Kalsitonin düzeyi yüksek bulunduğu zaman mutlaka boyun, toraks tomografisi ile metastazlar araştırılmalıdır. Bu olguda ilk ameliyattan 2 yıl sonra kontralateral kompartmanda lenf metastazlarının görülmesi dikkati çekmektedir. Tümör sınıflama kılavuzlarına göre mediastinal ve kontralateral servikal lenf metastazları bölgesel lenf metastazları kapsamındadır. Ancak
primer tümörden uzak olan bölgesel lenf metastazlarının sistemik metastaz olarak kabul edilebileceği görüşü de ileri sürülmektedir. Söz konusu hastada olduğu gibi metastazların çıkarılmasına karşın kalsitonin düzeyinin normale dönmemesi bu görüşü desteklemektedir. Uzak bölgesel lenf ganglionlarında metastaz belirlenen bu tür hastalarda uzak metastazların daha yüksek oranda görüldüğü bildirilmektedir. Uzak bölgesel metastaz yani mediastinal veya kontrlateral servikal lenf ganglionlarındaki metastaz olan medüller karsinomlu hastaların izleminde daha titiz davranılması ve bu tür metastazların erken dönemde saptanabilmesini sağlayacaktır.